Saçma bir soru gibi geliyor ama doğal olarak insanın içinden nasılsınız, nasıl hissediyorsunuz sorusu geliyor tabii. Cevaplamak çok zor. Ben de nasıl olabilirim ki diyorum. Ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Nevra Serezli, 45 yıllık hayat arkadaşı Metin Serezli'yi kaybetmiş olmanın acısını böyle yaşıyor. Acı geçmez. Acı geçmiyor. Özellikle çok anın varsa geçmiyor yani sabaha. Uyandığın andan itibaren sesi kulaklarında çınlıyor. Eşini kaybettiği günün ilk saatlerinde acımı hissetmek istiyorum, uyuşturulmak istemiyorum diyen Nevra Serezli biraz da sitem doluydu. Hayranıyım. Almanya'dan sizin cebinizi buldum. Sadece sizin filmlerinizi ve Metin Bey'i seyrettim deyip arayan varken dostun olarak bildiğin, arkadaşın olarak bildiğin insanların tweet bile atmaması insanı biraz üzüyor. Nevra Serezli ona en çok merak edilen Metin Serezli neden tören istemedi sorusuna da yanıt verdi. Kendini sahne üstünde tabutta görmek istemedi. Bu kadar basit. Sahnede eğer hayatın boyunca alkışı aldınsa artık öldükten sonraki alkış o kadar önemli değil diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Galiba benim de vasiyetim aynı olacak. Bir ömrü tam 45 yılı birlikte yaşamışlardı. En zoru da Metin Serezli'nin hastalık süreciydi. Nasıl karşıladı? Yani sükunetle ve olgunlukla mı? Yoksa Hay kendini Allah diye konduramıyorsun? karşıladı. Hay Allah ya niye oldu bu şimdi diye karşıladı. Ama bize hiç belli etmedi herhalde ama hiç çok büyük moralini bozmadı. Gidişatın kötü olduğunu kendi hissetse bile bize hiç belli etmedi. En ufak bir konu bu şekilde geçmedi. Torunlarının da onun hasta bir şekilde olmasını görmek istemedi. Çok küçükler çünkü daha 2 yaşındalar. Yani onlara da bir hasta dede imajı vermek istemedi. Zor günlerden sonrası daha da zordu Nevra Serezli için. Hayat arkadaşı, sahne arkadaşı, en yakın dostu artık yoktu. Nevra Metin'siz kaldı diye hep tweetler geldi. Doğrudur. O kadar bir görüyorlardı ki bize 2 sene boş kaldım ama işte 2 senede Metin'le bu olayı yaşadık. Belki oynamamam daha iyi olmuş. Çok üzülecektim sonra uzun saatler sette olsaydım. O da planlanmış diye düşünüyorum. İşte büyük Belki bütün organizasyon. bunlar büyük bir organizasyon. Her şey yerli yerine oturuyor. Onun için çok isyan etmemek lazım. Şimdi de çok çalışmak istiyorum. Çünkü zaman geçsin istiyorum. Ezber yapayım, kafam dağılsın, bir role konsantre olayım. Yani yürüsün. Onlar sahnede evlenmişler ve sahneyi paylaşmışlardı. O kadar doğal gelişti ki durup dururken nerede otururuz, hangi tarihte yaparız gibi konuşmalar geçti. Yani lütfen benimle evlenir misin diye teklif etmedi ama bir kırmızı gül ve bir küçük bir çikolatayla babamdan beni istemeye geldi. Yerimiz yoktu, evlenecek tiyatroda evlendik, sansasyon oldu. Yani tiyatronun sahnesinde evlendik, düğün yapacak paramız yoktu. Geride kocaman paylaşılmış bir yaşam ve anılar kalmıştı. Ay diyorum şimdi normal zaman olsa Metin kaçta başlayacak? Ben banda basayım, kaçırmayayım der. Ben de ona 6.15 Metin, 18.15 deyince olsun. Sen gittiğin an oradan bana telefon et. Tam başlarken gene bana mesaj at. Olur ki gecikir, olur ki erken girer. Ya bunu ben 45 senedir biliyorum. Bunu bir tiyatro oyununa çıkmış sahne gibi düşündüm burayı. Çünkü biz ne olursa olsun sahneye çıkıp oyunumuzu oynarız. Bu da bir rolümdü diye düşünerek geldim. Bu rolümü burada oynadım. Perde kapanacak. Ama buradan çıkıp eve giderken ne halde olacağımı onu bilemem. Ama sahnede biz hep böyle dururuz ayakta.